Gençler, neredeyiz? Fecraat Edebiyatı'ndayız. Neyini işleyeceğiz? Şiirini işleyeceğiz. Servet-i Fünun Edebiyatı'nın tabiri caizse kopyası. Zaten onlar geçmek istiyorlar ama kısa sürede bunlar da dağılıyorlar. Elde bir tane adamımız kalıyor. Kim biliyor musunuz? Ahmet Haşim. Arkadaşlar, lütfen dikkat edelim. Tekrar diyorum, Servet-i Fünuncular geçmek istiyorlar ama kısa sürede dağılıyorlar. Şiirlerinde sanatlı söyleyiş, imgeler çok 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 önemlidir. Yine şiirlerinde konudan çok söyleyiş güzelliği önemlidir. Ne diyorlar biliyor musunuz? Gerçek şiir nedir? Gerçek şiirde önemli olan herkesin anlaması değildir. Önemli olan onun musikisinin insanın hoşuna gitmesidir diyor bu arkadaşlar. Hatta ne diyorlar biliyor musunuz? Şiir duyulmak için yazılan şu mısra o kadar önemlidir ki sözden çok musikiye yakın bir şeydir diyorlar şiir için. Sınavda sadece bu mısrayı bile verirler, sen onu görmen lazım. Bunu duyar duymaz diyeceksin ki fecraat edebiyatı. Bak ana kelimelerden, ana cümlelerden biri bu. Arkadaşlar, Batı'daki akımlardan yararlanmıştırlar. Tıpkı Servet-i Fünuncular gibi. Tekrar diyorum, onlara benziyorlar zaten. Arkadaşlarım, en önemli cümle şurası. Sanat şahsi ve muhteremdir. Bu cümleyi başka hiçbir akımda, hiçbir grupta duymayacaksınız. Dolayısıyla bunu görür görmez, şöyle bir paragraf görün. Paragrafta burayı gördüğünde daha soru okumana dair gerek yok. Cevap fecraati. Sanat şahsi ve muhteremdir. Bir cümle daha çok önemli. Edebiyatımızda ilk defa bir bildiri yayınlayarak, bakın şöyle çıkıyorlar ortaya, biz böyle bir grup kurduk, anlayışımız budur diyerek ilk defa bir bildiri yayınlayarak ortaya çıkan kim? Fecraat. Lütfen dikkat. Tıpkı Servet-i Fünuncular gibi aruz ölçüsünü kullanıyorlar. Tıpkı Servet-i Fünuncular gibi dilleri oldukça ağır. Yine tıpkı Servet-i Fünuncular gibi sembolizm akımından, bunun yanında empresyonizm akımından etkilenmiştirler. Serbest müstezat, sone, terzarima gibi nazım biçimlerini kullanmışlar. Tıpkı Servet-i Fünuncular gibi. Konular değişiyorlar. Aşk, yalnızlık, doğa gibi, tekrar diyorum, Servet-i Fünuncular gibi. Kim bunlar? Ahmet Haşim, Emin Bülent Serdaroğlu ve Tahsin Nahit gibi kişiler. Ama biz bir tanesi üzerinde özellikle duracağız. Tabii ki o da Ahmet Haşim. Şimdi sıra Haşim'de. Ahmet Haşim, fecraati edebiyatının en önemli adamı. Niye en önemli adamı? Çünkü Fecraati grubunda bütün diğer arkadaşlar bu grubu terk ettiler. Millici anlayışı vesaire gittiler. Elimizde tek kalan şairimiz Ahmet Haşim. Lütfen dikkat edeceğiz. Ahmet Haşim'in şiir hakkında görüşlerini ifade ettiği bir eseri var. O kadar önemli ki. Bir tane şiir kitabı var. Kitabın ismi Piyale. Bu Piyale kitabının ön sözünde şiir nasıl olmalıdır, şiir neye denir falan diye kendi görüşlerini yazıyor. İşte bunun ismi de şiir hakkında bazı mülahazalar. Böyle bir ön söz yazıyor. İşte burada biz buna şairin poetikası diyoruz. Yani şiir hakkındaki görüşleri. O zaman bize şöyle bir soru gelirse, Ahmet Haşim şiir hakkındaki görüşleri nerede ifade ediyormuş? Piyale şiirinin ön sözünde. Hangi yazısıyla beraber? Şiir hakkında bazı mülahazalar. Çok önemlidir. Dikkat! Saf şiir anlayışını yazdığını lütfen unutmayalım. Şiir için ne diyor Ahmet Haşim biliyor musunuz? Şiir, zaten Fecraati grubu da öyle söylüyordu. Şiir duyulmak içindir. Yani kulağa hoş gelsin. Nesil, yani düz yazıysa anlaşılmak için. Yani bu da bize şunu gösterir. Şiirlerindeki dili ahenklidir ve biraz da kapalı ama düz yazılandaki dili ise sadedir. Lütfen dikkat. Dolayısıyla baktığımızda sanat, sanat içindir anlayışı vardır. Arkadaşlar, Ahmet Haşim kendisini çirkin olduğunu düşünüyormuş. Yani yakışıklı görmüyormuş kendisini. Ahmet Haşim bundan dolayı, hatta hocamız şöyle demişti zamanında, gündüz neredeyse dışarı bile çıkmıyormuş. Karanlıklar şairidir. Eserlerine baktığımızda hep böyle siyahlık, karamsarlık,
kızıllık gibi böyle hep bir karamsar bir hava vardır şiirlerinde, buna dikkat edeceğiz. Akım olarak baktığımızda sembolizm akımı karşımıza çıkıyor. Şiirlerinde anlam kapalıdır. Hatta şu söz çok meşhurdur. Nedir bu? Şiirde mana çıkarmaya çalışmak bülbülü eti için yemeye benzer. Ya bülbül nedir? Şu kadarcık bir şey. Diyor ki ya bırak bülbül ne söylüyor. Onun ötüşündeki ahenginin de hoşuna gitsin diyor. İşte şiir hakkındaki görüşü böyle. Lütfen dikkat edeceğiz. Yine Ahmet Haşim diyor çok önemlidir. Şiir asla düz yazıya çevrilemez. Yani Servet-i Fünuncular eleştiriyor. Servet-i Fünuncular ne yapıyordu? Düz yazıya doğru nazmı nesle yaklaştırıyordu. Haşim kesinlikle bu anlayışa karşıdır. Toplumsal sorunları zaten işlemiyor. Bize zaten ne demiştik? Sanat, sanat içindir. Şiirlerinde hangi ölçüyü kullanıyor? Tıpkı Servet-i Fünuncular gibi aruzu kullanıyor ki aruzun da üstadıdır. Lütfen dikkat. Az önce ifade etmiştim, şiirlerin dili ağır, düz yazılan dili ise sadedir. Gelelim eserlerine. Arkadaşlar, Ahmet Haşim'in en önemli eserleri Rölü Saatleri ve Piyale. Özellikle söylemiştim, poetikasını Piyale'de anlatıyor. Bunun yanında Bir Günün Sonunda Arzu şiiri çok meşhur, Karanfil şiiri çok 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 meşhurdur arkadaşlar. Fıkra türünde ise Bize Göre adlı eseri önemli, Gurabane Laklakan önemlidir arkadaşlarım. Gezi Yasin türünde de Frankfurt Seyahatnamesi önemlidir. Arkadaşlar, grubun demiştik ki şiir kısmında bir iki tane de adamı kalmıştı. Bunlardan bir tanesi de Emin Bülent Serdaroğlu. Bir zamanlar Galatasaray'ın kaptanlığını yapmış. Emin Bülent Serdaroğlu ile ilgili bilmeniz gereken yalnızca bir eser vardır. Onun da ismi Kim. Victor Hugo bir tane eser yazıyor. Mavi Gözlü Yunan Çocuğu diye. Onu eleştiri anlamında bu şiiri yazıyor. Fecaat edebiyatı hakkında başka hiçbir şey bilmenize gerek yok. Ne yaptık? Fecaat edebiyatını özelliklerini anlattık. Sonra ne yaptık? Ahmet Haşim'i anlattık. Bir eser olarak da Emin Bülent'ten bahsettik. Ve artık fecaat edebiyatını bitirdik. Görüşmek üzere.